Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Dost TV stüdyolarından hepinize merhabalar. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti bizimle birlikte olan, bizi izlemeye değer bulan ve hanelerine kabul eden bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bizleri Dost FM üzerinden dinleyen aziz dinleyicilerimize de selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Cenab-ı Hak başlayacağımız programda bizleri size karşı mahcup etmesin inşallah. Merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün sizlerin merak edilen dini içerikli sorularını cevaplandırmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Dini İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı kıymetli hocam Nevzat Sabri Akın Beyefendi ile birlikteyiz. İnşallah hocamızın değerli ilminden istifade ederek sizlerin merak edilen sorularını yayınımız süresince cevaplandırmaya çalışacağız. Hemen bizlere ulaşıp sorularınızı iletmek için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0312 alan koduyla 341 20 40 nolu telefon numarası üzerinden yayınımıza katılıp sorularınızı iletebilirsiniz. Cep telefonlarınız vasıtasıyla sorularınızı mesaj şeklinde bize iletmek isterseniz eğer cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girip dost merak yazıp bir boşluk bırakıp sorularınızı 3834'e iletebilirsiniz. Son olarak Facebook ve e-posta adresimizi hatırlatalım. facebook.com/merakdost adresi üzerinden sorularınızı, istek ve görüşlerinizi bizlere mesaj butonundan yararlanarak iletebilirsiniz. E-posta adresimiz merakettiklerimiz@dosttv.com. Bu adres üzerinden de inşallah yine sorularınızı, istek ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Huzur diliyoruz. Memleketimize ve alem-i İslam'a birlik niyazında bulunuyoruz ve programımıza başlıyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Uzun bir süre oldu sizle birlikte olmayalı. Değerli vaktinizden bize ayırıp bugün konuğumuz olduğunuz için Dost TV ailesi adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Hemen başlayalım inşallah kıymetli hocam. İzleyicimiz selamlarını iletmişler sizlere. Kira borcum vardı demiş. Bir yerde kiracıydım. Mal sahibi birazını geri ver, birazını ver, gerisi helal olsun demiş. Demek ki durumu da biraz sıkıntılı izleyicimizin. Buna mukabil ben henüz borcumu ödemeden mal sahibi vefat etti. Ben de eşini başsağlığı için aradım ama eşi birikmiş kiranın tamamını istiyor. Bu durumda ne yapmam gerekir? Teşekkür ederim demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar. Resulullah Efendimiz'e salat ve selamla sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli kardeşimizi ve bizi izleyenleri bilmukabil selamlıyorum. Tabii kardeşimiz zor durumda. Zor durumda olduğunu muhtemelen ev sahibine arz ediyor. Ev sahibi de cüz'i bir kısmını ver, geri kalanını sana bağışladım diyor. Bu sözlere şahidi varsa veya bir belgesi varsa o belgeyle bunu varislerine ibraz eder. Varisleri de kabul ederse o azıcık miktarı öder, geri kalan kısmı da bağışlanmış olur. Varisler de bunu talep etmezler. Şayet varisler bizim bundan haberimiz yok, böyle bir şeyi de kabul etmiyoruz der ve kişinin de sadık olmadığını iddia ederlerse ve bu borçlu kiracı da bunu ispat edecek bir belgesi yoksa kiranın tamamını, borcun tamamını ödemesi gerekir. Evet. Kardeşimiz onları bir şekilde ikna edebilirse etsin mal sahiplerini. Edemezse hepsini ödemek durumunda. Edemezse borcun tamamını ödesin. Evet, teşekkür ederiz kıymetli hocam. Malumunuz şehirler arası trafik ve şehir içi trafikte trafik kazaları oluyor. Buna mukabil trafik kazasında ölenler şehit olurlar mı diye bir soru var. Onun cevabını izleyicilerimiz sizden bekliyorlar inşallah. Cenab-ı Hak gerek kazalarda, gerek olaylarda, gerekse normal şekilde hayatını kaybeden bütün ehli imana, bütün kardeşlerimize rahmet eylesin. Amin. Şehit deyince bu şehitlik konusunu iyi tahlil etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Ne diyeceğiz? Onlar diridirler. Bel ehyâun ve lâkin lâ teş'urûn. Onlar şehittirler, diridirler, siz bilmezsiniz. Evet.
Kimdir şehit? Allah yolunda malıyla, canıyla cihada çıkan ve cihat meydanında canını kaybeden kimseler hakiki şehittirler. Böyle değil de başka düşüncelerle, dünyevi çıkarlarla, kahramanlık gösterisiyle, başka menfaat beklentileriyle mücadele ederse o gerçek manada şehit sayılmaz. Efendimiz "Men katele litekune kelimetullahi hiyel ulya fehuve fi sebilillah." İlahi kelimetullah için kim mücadele eder, kavga eder, dövüşür, cihad ederse ve bu uğurda öldürülürse o şehit olur. Cihad meydanında, savaş meydanında imansız olan veya imanlı görünüp de hakikaten imanı olmayan ehli nifak insanlar da öldürülebilirler. Zahirde biz onlara şehit muamelesi yaparız. Ama Allah katında şehit olamazlar. Çünkü Allah katında şehit olabilmek için iman gereklidir. Evet. İmansız olanlar şehit olamazlar. Gerek bu hakiki şehidin dışında hükmü şehit de var. Bu biraz oraya giriyor herhalde değil mi hocam? Göçük altında kalmış, yangında ölmüş, depremde ölmüş veya işte bir kaza sonucu hayatını kaybetmiş kimseler de hükmen şehit sayılıyorlar. Bu hükmen şehit sayılanlara hakiki şehit muamelesi yapılmaz. Onlar yıkanır, kefenlenir ve cenaze namazı kılınıp defnedilirler. Trafik kazasında ölenler de hükmen şehit sayılıyorlar. Cenab-ı Hak ama tabii ki kusur olmayacak. Sarhoşken, araç kullanmış ve ölmüşse ona şehit diyemeyiz. İmanı var, vazifelerini yapmış, tedbirini almış, aracın bakımını yapmış ve dikkatli bir şekilde araç kullanırken burada kurallara yukarıdan dahil gelen bir miyiz? Taş diyelim düşmüş aracın üzerine ve ölmüş veya yolun kayganlığı sebebiyle freni tutmamış da şarampole yuvarlanmış ölmüş ise o kişi hükmen şehit sayılır. Muhterem hocam burada trafik kurallarına riayet etmek de çok önemli değil Elbette. Mi? Yani bir kimse hız sınırının 100 km olduğu bir yerde 180 ile 200 ile gittiği takdirde bir kaza yapsa ve başkalarının da canına belki bir halel getirmiş olsa burada kul hakkı da belki tahakkuk yani edebilir. Kendisi şehit, hükmen şehit olmadığı gibi zarar verdiği veya ölümüne sebep olduğu kişilerin de vebali boynunda olur. Evet. Onun için yani araç kullanmak biraz oyuncak gibi geliyor, asla oyuncak gibi değil. Yani trafik kurallarına harfiyen riayet etmek gerekiyor. Dinimiz zaten içkiyi yasaklamış. Sarhoşken, içkiliyken araç kullanmak yasak. Kesinlikle şeytana uyup, nefse uyup içkiyi içen insan asla araç kullanmasın. Kendisine zarar vermesin, topluma, kamuya zarar vermesin. Evet. Onun için trafik kurallarına son derece riayet ederek aracını kullanır ve imanlı olan insan bu seyir esnasında hayatını kaybedecek olursa hükmen şehit sayılır. İnşallah şehit muamelesi görür Allah katında. İnşallah. Teşekkür ederiz kıymetli hocam. Hemen başka bir soruyla devam etmek istiyorum. Anne babanın haberi olmadan evleneceğin insanı tanımak amacıyla konuşmak günah mıdır? Erginlik çağına gelmiş, rüştüne ermiş kişi evlenmek için mutlaka anne babasına danışarak evlenmeye karar verme zorunluluğu yoktur. Ancak anne babanın rızasını almadan, onlara danışmadan veya onlardan gizli, habersiz evliliğe teşebbüs etmesi,
ve karar verip nikah yapması veya evlenmesi kendi geleceği açısından sağlıklı olmayabilir. O bakımdan gerek hanımefendi gerekse beyefendi evleneceği zaman evlenmeyi düşündüğü kişiyle ilgili ebeveyninin görüşünü de onayını da alarak bu işe karar vermeli. Evlenmek istiyorlar, görüşmek istiyorlar. Usulünce ölçüyü kaçırmadan baş başa kalmamak kaydıyla herkesin bulunduğu bir ortamda, herkesin girebileceği bir ortamda kendilerini tanımak maksadıyla konuşmalarında bir sakınca yoktur. Ve konuşup karar verdiklerinde de uygun bulduklarında da konuyu en kısa zamanda ebeveynlerine haber verirler. Onların da onayını alarak bu işe karar verirler. Çünkü hiçbir anne baba çocuğunun kötülüğünü istemez. Belki bizim göremediğimiz, yani gençlerin göremediği problemleri anne babalar görebilir değil mi? Görebilir, yani bu noktada elbette. Da çok önemli bir şey. Elbette onlarla istişare yapmak, onların uygun görüşünü alarak evliliğe karar vermek en uygun yoldur. Evet, teşekkür ederiz muhterem hocam. Bir telefon bağlantımız var. Onunla devam edelim inşallah. Gülşen Hanım bizi İstanbul'dan arıyorlar. Alo. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok vaktinizi almadan sorumu sormak istiyorum. Buyurun. Babamı 3 gün önce kaybettim. Allah rahmet eylesin. Onun yası içindeyiz. Teşekkür ederim dostlar, sağ olsun. Sadece hocama şunu sormak istiyorum. Bir evlat olarak onun diğer tarafta daha rahat edebilmesi için neler yapabilirim? Çünkü babam her evlat gibi her baba için aynı şeyi düşünür. İyi bir insandı ama bir takım vazifelerini yerine getirmedi, farz olan vazifelerini. Bu da şu an beni çok huzursuz ediyor. Ben sadece evlat olarak onun sorgusunda, sualinde yardımcı olabilecek neler yapabilirim onu öğrenmek istiyorum mümkünse. Hay hay, yöneltelim inşallah. Tekrar rahmet diliyorum babanız için. Mevla Teala kendisinden razı olsun inşallah. Kıymetli hocam buyurun lütfen. Hanımefendinin babasına ve bütün geçmişlerimize, izleyicilerimizin geçmişlerine Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Amin. Tabii babadır, emeği çoktur. Evlat olarak onun rahat etmesini istemek doğaldır. Hanımefendi kardeşimiz ve diğer yakınları kaybetmiş oldukları büyükleri için dua edebilirler, ederler, istiğfar ederler. Allah'tan bağışlanması için niyazda bulunurlar. Şayet yakınları baba borçlu ise, kul borcu varsa o kul borcundan onu arındırmaya çalışırlar. Diyelim ki el borcu almış. İnsanlara borcu var. O borcu öderler. Allah'a karşı borçları varsa, mesela namazlarında, orucunda eksikliği varsa, oruç tutamadığı oruç günlerini hesap ederek onun fidyesini, bedelini öderler. Yemin etmiş de yeminini bozmuşsa yemin kefareti, bir yemin kefareti öderler. Bir yemin kefareti de 10 fakiri giydirmek veya 10 fakiri sabahlı akşamlı doyurmaktır. Evet. Veya onun günlük bedelini vermektir. Bir fakire verilecekse 10 ayrı günde verilir. 10 ayrı fakire bir günde de verilebilir. İmkanları ölçüsünde fakir fukaraya yardım etmek suretiyle borçlarından arınmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederler. Eğer maddi imkanı yoksa Allah rızası için 2 rekat namaz kılar, sevabını da onun ruhuna bağışlar. Evet. Şöyle yani bir şey, bir hafta kadar da devam edilirse iyi olur. Çünkü bir hafta sıkıntılı dönem olabilir vefat eden kişi için. Fırsat buldukça hayır yapmak, onun için Kur'an okumak, affı için Allah'a niyazda bulunmak, yalvarmak, ona dua etmek, mekanında, kabrinde onu rahat ettirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz etmek. İnşallah. Muhterem hocam, maddi imkan varsa sadaka-i cariye olarak bir şeyler yapılıp babasının adına mesela böyle bir şey olabilir mi?
Tabii. Yani şey borcu varsa, oruç borcu varsa bunların fakir fukaraya, yemin kefareti borcu varsa bunların fakirlere verilmesi. Böyle bir borcu yoksa sadakayı cariye türünden, mesela çeşme yaptırmak, yol yaptırmak, medrese yaptırmak, insanların istifade edeceği ve evet, kalıcı olacak eserler için yatırım yapmak, harcamak uygun olur. Ancak borçların ödenilmesi için, mesela zekat borcu varsa onun mutlaka fakirlere verilmesi gerekiyor. Evet. Efendim, orucunun tutamamış olduğu oruçların fidyesini fakirlere vermek gerekiyor. Evet, teşekkür ederiz hocam. Bir telefon bağlantımız daha var. Onunla devam edelim inşallah. Ümran Hanım yine İstanbul'dan bizleri telefonla aradılar. Alo. Alo, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hocam bir iki sorum olacaktı. Buyurun. Birinci sorum kendimle ilgili. İkinci sorum bir yakınım için. Birinci sorum şu. Allah'a yakın olmak istedikçe dünya işlerim artıyor. Bundan yani bir şey olabilir mi? Hani evet, kolaylık anlamında bir dua diyeyim. Evet. Yani ne gibi bilmiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi acaba diye soruyorum. Bir, İkincisi bir yakının bir arkadaşına uyup Allah'ın olmadığına, işte Resul'ün olmadığına evet, şey yapıp inandı. Bunun için de ne yapabilirim? İki sorum. Evet, yöneltelim inşallah Ümran Hanım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet muhterem hocam, Ümran Hanım diyor ki ben Allah Teala'ya yakınlaşmak istedikçe, yani ibadetlerimi biraz daha hassasiyet gösterme kararını vermeye başladığım andan itibaren dünya işlerim çoğalmaya başlıyor. Dünya ile olan meşguliyetim artıyor. Bunun önüne geçebilmek için herhangi bir tavsiyeniz var mı? Tavsiyeden öte bunun için bir dua ya da başka bir şey var mıdır dedi. Kardeşimizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak, manen yükselmek, kötülüklerden uzaklaşıp iyiliklerle hemhal olmak için gayret içerisinde Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Endişe etmesin kardeşimiz, devam etsin. Dünya meşgaleleri artsa da dünya meşgalelerinden olabildiğince vakit ayırıp Rabbisine yönelmeye, namazını huşu içerisinde kılmaya, ibadetlerini huşu içerisinde yapmaya devam etsin ve Cenab-ı Hak'tan da yardım dilesin. Çünkü biz Allah muvaffak kılmazsa biz kendi kendimize muvaffak olamayız. Evet. Ya Rabbi, şöyle demek uygun olur. Ya Rabbi, ben gerçek manada sana güzel kulluk etmeye muvaffak olamam. Sen beni muvaffak kılmazsan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu dua ve tavsiye etmiş olduğu dua şu şekildedir. Allahümme e'inni ala edai zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allah'ım, beni seni anmak, sana seni zikretmek ve sana güzel ibadet etme hususunda bana yardım et. Gerçek manada şükrü eda edebilmek için, Allah'a güzel kulluk yapabilmek için ve Allah'ı anabilmek için onun yardımına ihtiyacımız var. Ya Rabbi, sen yardım eyle diye içtenlikle Allah'tan dileyecek. Yani bunun belirli kalıplarda bir duası yok. Yani şu şekilde dua etmesi gerekir diye değildi. Efendimizin bu tavsiyesini unutmasın. Çünkü Efendimiz bazı sahabilere bu duayı ısrarla tavsiye etmiş ve her namazın ardından bu duayı yapmayı ihmal etme buyurmuştur. Allah'ım, seni zikretmek, zikrini eda edebilmek, sana şükretmek ve sana güzel kulluk etme hususunda bana yardım eyle. O şekilde Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Bu duayı yapalım inşallah. Ezberleyemeyenler, bu metni ezberleyemeyenler Türkçesini de yapabilirler. Rabbim, seni
zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet etme hususunda bana yardım eyle. İnşallah. İnşallah Rabbim muvaffak edecektir. İnşallah. Biz de bu duaya amin diyelim. İkinci sorusuna geçelim muhterem hocam. Bunu bir yakınım adına soruyorum dedi. Bu tanıdığım şahıs bir arkadaşının vesilesiyle girdiği ortamlardan veya etkilendiği akımlardan dolayı Allah Teala'yı ve onun Resulü'nü inkar etme durumuna düştü. Ona nasıl yaklaşabilirim? Bu hususta yardımcı olabilir misiniz? Cenab-ı Hak inkarın her çeşidinden bizleri muhafaza eylesin. Amin. Bu kardeşimizin de arkadaşlarını da korusun. Allah'ı inkar edebilmek için yani akılda sıkıntı olması lazım. Çünkü apaçık ayetler ortadayken efendim şu önümdeki elimdeki bardağın kendi kendine olamayacağını bilen akıllı insanlar Allah'ı nasıl inkar eder? Değil mi? Şu kalem kendiliğinden oldu desem hiç kimse bunu kabul etmez. Mutlaka bu kalemin bir yapıcısı vardır. Bu muazzam kainatın, güneşin, ayın, yıldızların, gök cisimlerinin, yeryüzünün, bu mükemmel kainatın kendi kendine olması mümkün değildir. Bunu yapan bir yaratıcı vardır. O da Allah'tır. Allah bizi yoktan var etmiştir. Bizi mükemmel yaratmıştır. Ve bize de nasıl yaşayacağımızı peygamberleri aracılığıyla bildirmiştir. Peygamberleri inkar etmek, Allah'ı inkar etmek şeytanın ivasıdır. Ve şeytan misilli insanlar ve cinlerden olan şeytanların aldatmacasıdır. Asla onlara kapılmamak lazım. Ve Kur'an-ı Kerim'i bir baştan sona okusunlar, anlayarak okusunlar ve bu konuda yazılmış eserleri okusunlar, incelesinler, arkadaşlarına tavsiye etsinler. İnşallah Cenab-ı Hak onları o içinde bulundukları bataklıktan kurtaracaktır. İnşallah. Biz de dua edelim. Kıymetli dostlar, kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklam vaktimiz geldi. Akabinde yine buradayız inşallah.